Evet sevgili arkadaşlarım, yeni videomuzda, yeni dersimizde yüzde, kar zarar ve faizi konuşacağız. Faiz çok fazla tercih edilmediği için kitapta 3-4 tane soru ekledim. Ancak yüzde ve kar zararı burada detaylı bir şekilde hem konuşacağız paralel kitabımıza paralel bir şekilde. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? Öncelikli olarak yüzdeden bahsettiğimiz şey ne? Paydası 100 olan kesre denir, biliyorsunuz. Atıyorum bir ifadenin %20'sini almak için o ifadeyi 20 bölü 100 ile çarpmamız yeterli olacak. Ya da %20 fazlasını alıyorsanız x artı x çarpı 20 bölü 100 yapacağınız gibi x çarpı 120 bölü 100 de yapabilirsiniz. Aynı mantıkla x'in %20 eksiniyse arkadaşlarım x çarpı 80 bölü 100 yapabilirsiniz. Şöyle ki biz şimdiye kadar hep ne yaptık? Bölen sayıyı ya da payda verilen ifadelerin en küçük ortak katını alıp ifadenin bütününe bunu verdik. Ancak yüzde ve kar zararda ne yapacağız? İfadenin tamamına 100x, 100y, 100a gibi değişkenler kullanacağız. Örnek verecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlarım x sayısı y sayısının %24'üne, y sayısı da z sayısının %25'ine eşitmiş. Buna göre x sayısının z sayısının yüzde kaçı olduğunu soruyor. Şimdi burada karakterlerim neler arkadaşlarım? X'im var, y var ve ne var? Z var. Ve diyor ki x sayısı y sayısının %24'üne eşitmiş. Yani arkadaşlarım y dediğim sayı 100a ise x sayısı da y'nin %24'üne eşitse buraya da ne diyeceğim? 24a diyeceğim. Y sayısı da z sayısının %25'ine. Yani y z'nin 1/4'üne eşitmiş. O halde z ne olacak? 400a olacak. Buna göre x sayısı z sayısının yüzde kaçına eşittir? X sayısı z sayısının. Sevgili arkadaşlarım 400a'da 24a ise yüzde kaçtır? Bunda ne yapacağım? Oranın altında konuşmuştuk. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman soru işaretimiz kaça eşit olacak? 24a çarpı 100 bölü 400a'ya eşit olacak. Buradaki 100 ile 400'ü sadeleştirsem 4 kalır. A'lar birbirini götürür. Geriye de 24 bölü 4'ten 6 kalır. Yani arkadaşlarım x sayısı z sayısının %6'sına eşit olur diyebilirim. Evet, bunu geometriyle birleştirip soru olarak yapabiliriz. Bir dikdörtgenin kısa kenarını ve uzun kenarını arttırmış ve azaltmış. O halde şöyle yapalım mı? Önce bir dikdörtgen alayım. Şöyle bir dikdörtgen alayım. Ve bu dikdörtgenin kısa kenarına atıyorum 100x, uzun kenarına da 100y diyelim. Bunun alanı ne olacak arkadaşlarım? 100x çarpı 100y'den 10.000xy olur. Daha sonra ne diyor? Kısa kenarını %40 arttırıp kısa kenarını, yani 100x'i %40 arttırırsam 140x olur. Uzun kenarını %30 azaltırsam, uzun kenarı 100y, %30 azaltırsam arkadaşlarım 70y olur. Azaltırsam şimdi yeni alan ne olacak? 140x ile 70y'nin çarpımı olacak. Bu da neye eşit olacak arkadaşlarım? 29.800xy'ye eşit olacak. Gördüğünüz gibi ne olmuş? %2'lik bir azalma meydana gelmiş deriz. Yani sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olur. Evet, daha önce sayı kesirde çözdüğümüz bir sorunun benzeri arkadaşlarım. Ne diyor? Bir sınıftaki öğrencilerin %30'u kızdır. Yani sınıfımızı yazıyorum. Sınıf mevcudumuz arkadaşlar. Tamamına ne diyeceğim? 100x diyeceğim. Bunun %30'u kız öğrencilermiş. O halde kız öğrencilere ne diyeceğim? 30x diyeceğim. Doğal olarak geriye kalanlar da erkekler olacağı için erkeklere de arkadaşlarım 70x kalacak mı? Ve sonra ne diyor? Bu sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, kızlar arkadaşlarım 10 öğrenci daha katılırsa son durumda kızların sayısı 30x artı 10, erkeklerin sayısı da ne olacak? 70x olacak. Katıldığında sınıftaki öğrencilerin %50'si kız olmaktadır. Son durumda demek ki %50'si kızsa %50'si de erkek olur. O halde bunlar birbirine eşittir diyebilir miyim? O halde burada 10 kaldı. 30x'i de karşıya atarsam ne olacak burası da? 40x olacak. Buradan da arkadaşlarım şu birleri sadeleştirirsem 4x'in ne eşit olduğunu bilirim. 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve ne diyor soruda? Bu sınıfta başlangıçta kaç öğrenci vardır? Arkadaşlarım bu sınıfta başlangıçta kaç öğrenci var demiştik? 100x var demiştik. Doğal olarak 4x 1 ise 25 katı değil mi 100x? O halde arkadaşlar 100x'de ne eşit olacak? 25'e
eşit olacak diyebiliriz. Yani bu soru için doğru cevabımızın da C şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Evet, gelelim kar zarara. Arkadaşlar yüzde çok tercih edilmese de kar zarar ÖSYM'nin önemsediği konulardan biridir. Burada önce şunu söylememiz lazım. Kar ve zarar alış fiyat üzerinden hesaplanır. Bu çok önemli. Kar ve zararı neyle mukayese ediyoruz? Alış fiyatıyla. İndirimleri ise arkadaşlarım satış fiyatıyla hesaplıyoruz. Bu neden önemli? Şimdi alınan bir mal önce %20 karla satılmaya başlansın. Sonra da %20 indirim yapılsın. İlk duruma göre nasıl bir değişiklik gösterir dediğimizde öğrenci arkadaşlarımız genelde alış fiyatına yani ilk başa geri döner diyorlar. Ancak böyle değil. Neden? Şöyle ki malı 100x'e aldınız. Malı 100x'e aldınız. %20 kar koydunuz. Maliyetin üzerinden hesaplanacağı için 120x'e satıldı. Sonra %20 indirim yaptığınız zaman bu indirimi satış fiyatı üzerinden yapacağınız için 120x'in %20'si 24 olacak ve 96x'e satmaya başlayacaksınız. Aslında ilk duruma göre yani maliyete göre 4x'lik bir azalma var. Yani %4 ne yapıyor bu adam? Aslında bu satıcı zarar etmiş oluyor deriz. O yüzden önemli, tekrar diyorum. Kar ya da zarar alış fiyat üzerinden, indirim ise arkadaşlar nereden belirleniyor? Satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Kar dediğim ne? Satış eksi alış. Zarar dediğim ne? Alış eksi satış. Satıştan da indirimi çıkarırsam indirimli satış fiyatını elde ettiğimi bilmem gerekiyor. İlk örneğimize konuşacak olursak. Alış fiyatı üzerinden %25 karla. Arkadaşlar alış fiyatına 100x diyelim. Yine cümle cümle gidelim mümkün olduğu süre boyunca. 100x'e almış olalım. %25 karla kaçı satacak? 125x'e. Ve bu da neye eşitmiş arkadaşlarım? 120 TL'ye eşitmiş. Buradan da x eşittir. 120 bölü 125 olur mu? Bunu da her iki tarafı arkadaşlarım 5'e böldüğüm zaman buradan 24 gelir. Bunu 5'e böldüğüm zaman da 25 gelir. Yani x neye eşitmiş aslında? 24 bölü 25'e eşittir diyebiliriz. Devam ediyorum. Alış fiyatı üzerinden %50 zararla. Buna alış fiyatı üzerinden demesine gerek de yoktu. ÖSYM bazen söylüyor demesi de olur. %50 zararla dediği anda biz bunu neyle mukayese edeceğiz zaten? Alış fiyatıyla. %50 zararla satarsa kaçı satacak? 50x'e satacak. Ve ben x'in kaç olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlarım. 24 bölü 25 olduğunu biliyor muyum? O halde 50 çarpı x yerine de 24 bölü 25 yazarsam buradan da kaç olacak? 48 olacak. Yani satış fiyatı ne olacakmış? %50 zararlı satış fiyatı arkadaşlarım 48 olacakmış derim. Gördüğünüz gibi tamamen diyagramlarla çözüyorum ya da tabloyla çözeceğim ileride. Herhangi bir denkleme falan girmiyorum. Hem soruyu okuyorum hem yazıyorum. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir ürünün fiyatı belirli bir zaman dilimde %150 artarak. Şimdi ürünün ilk fiyatını arkadaşlarım 100x diyelim. Ürünün %150 artması demek 150x olması anlamına gelmez. %150 ne yapıyor? Artıyor. Yani 150x artacak. 100x'de ilk fiyatı varsa, 150x'de artıyorsa son fiyat ne olacak? 250x olacak ve 750 TL'ye satılacak. Buradan da x kaça eşit olacak sevgili arkadaşlarım? 3'e eşit olacak. Bu ürünün başlangıçtaki satış fiyatı ise 100x olduğu için ve biz x'i 3 bulduğumuz için neye eşit olacak arkadaşlarım? 300'e eşit olacak. Yani bu soru için doğru cevabımız C şıkkı olacak. Burada tekrar diyorum %150 artıyor. Yani bunu ÖSYM yapar. Mesela 2 katına çıkardığı zaman der ya da 2 kat arttırdığında der. Bir x'in 2 katına çıkması 2x olması. Ancak 2 kat artırılmış olması arkadaşlarım 3x olması anlamına gelecek. Bunlara lütfen dikkat edelim. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle satılan bir ürün bu fiyata %20'lik ikinci bir indirim daha uygulandığında. Şimdi malın etiket fiyatını ne diyeceğim? 100x diyeceğim. Ve %30 indirim yaparsam arkadaşlar ne olacak? 70x. Ürüne ikinci bir %20'lik indirim yapıyor. İkinci bir %20 indirim. Arkadaşlar %20 indirim daha yapınca 50x yazamazsınız. O %20 indirim nereye yapacaksınız? Son satış fiyatı olan 70x'e. Yani 70x'in %20'si, o da 5'te 1'i diye düşünebiliriz, 14x. Bu da kaç satılacak arkadaşlarım? 56x'e satılacak. Neden 100x üzerinden 70 sonra 70 üzerinden aldım %20'yi? Yani mesela AVM'ye gidiyorsunuz. Yazıyor. %50 artı %50 yazıyor. Bedavaya vermiyor değil mi? Önce %50 yapıyor. Kalan fiyat üzerinden bir daha %50 yapıyor. Aslında ürünün fiyatını 4'te 1'ine düşürüyor.
Ya da görüyorsunuz işte %40 artı %20 diyor. Yani niye %60 diye yazmıyor mesela indirimi? Çünkü %60 yazarsa daha fazla indirim yapmış olacak. Burada mesela hepsini yapmış olsaydım 50 olacaktı ama 56 ise satıyor. O yüzden arkadaşlar ikinci indirimlerde ya da bir indirim daha derse siz ilk indirim yaptığınız fiyattan sonra bir daha indirim yapmanız gerekiyor. O yüzden 100x'te %30 indirim yaptım 70 oldu. İkinci bir %20 indirimi 100 üzerinden değil 70 üzerinden değerlendirerek 56x yaptım. Ve kaça satılmış arkadaşlar bu da? 70'e satılmış. Buradan da x eşittir 70 bölü 56 oldu. Ve benden ne istiyor? Etiket fiyatını istiyor. Bu ürünün arkadaşlarım etiket fiyatı 100x'ti. O halde 100 çarpı x yerine de 70 bölü 56 yazabilirim. 70 bölü 56 yazabilirim. Benden bunu istiyor. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı 7'ye böldüğümde burada 10 gelecek. Bunu böldüğümde buradan 8 gelecek. Şunu 2'ye böleyim. 5 olsun. 2'ye böleyim. 4 olsun. Yüzde de 4'ü sadeleştirirsem burada 25 olacak. 25 çarpı 5'ten de arkadaşlarım 125 olacak. Yani bu ürünün arkadaşlarım ilk etiket fiyatı neymiş? 125 olacakmış. Şıklarda ufak bir dizgi hatası olmuş ama cevabımız ne olacak? 125 olacak. Evet arkadaşlarım, sıradaki soruma bakıyorum. Bir ürünün etiket fiyatına %40 zam yapıldığı halde alış fiyatı üzerinden %50 zarar edilmektedir. Bakınız. Burada artık ne var? İki değişken var. Şimdiye kadar çözmüş olduklarımız tek değişkenliydi. Aslında konuyu anlatmak için yazdığım sorulardı. Ancak bundan sonrası işte ÖSYM'in asıl soru tarzları geliyor. İki ya da daha fazla değişken kullandığı sorular. Bakalım. Burada ne var arkadaşlar iki değişken? Bir alış fiyatım var. Bir de satış fiyatım var. Satış fiyatı aynı zamanda etiket fiyatı da diyebilirim. Alış fiyatına 100x diyeyim. Satış fiyatına da 100y diyeyim. Şimdi soruyu okuyorum. Bir ürünün etiket fiyatına %40 zam yapıldığında, etiket fiyat dediğim neydi benim? Satış fiyatı. %40 zam yaparsam 100y iken neye çıkar? 140y'ye çıkar. Halde alış fiyat üzerinden %30 zarar edilmektedir. Yani sevgili arkadaşlarım, alış fiyat üzerinden hala ne yapıyor? %30 zarar ediyorsa aslında 70x'e eşit oluyor mu? Buradan da x eşittir. 70'ler sadeleşirse 2y diyebilir miyim? X yerine de 2y yazarsam, x yerine 2'ye yazarsam aslında şurası ne olacak arkadaşlarım? X yerine 2'ye yazdığımda 200y olacak mı? Buna göre ürünün başlangıçtaki etiket fiyatı 200y olduğunu buldum. Satış fiyatının 100y olduğunu biliyorum. Yüzde kaç zararla belirlenmiştir? 200, 100, 100 indirmiş yani arkadaşlarım. %50'lik bir zararla belirlenmiş bir fiyattan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuza bakalım. Bir ürünün 5'te 1 %40 karla, geriye kalanı %20 zararla satılmış. Bu kez ne var arkadaşlar? Bir de işin içine ne girdi? Soruyu biraz daha genişlettik. Miktar girdi. Peki bir malı alırken bir fiyatı var, bir de miktarı var. Kaç tane mal alıyorsanız onun bir tane fiyatıyla da çarparsanız ödediğiniz ya da aldığınız parayı bulmuş olmaz mısınız? Bu tarz soruları tabloyla çözmek daha mantıklıdır. Şimdi arkadaşlarım, malın miktarına M, fiyatına F diyorum. Bir ne var? Alış fiyatı var. Bir de satış fiyatı var. Peki bu arkadaşın malın 5'te 1'ini alacağımız için 5'te 1. Hani bölenler var ya, 1 bölü 5'i ise malın tamamına, miktarına 5x dememizde bir sakınca var mı? İşlem kolaylığı olsun diye. X deyip işte x bölü 5, 4x bölü 5 uğraşmak yerine böyle yapmak daha mantıklı. 5x tane malın her birine 100A lira ödüyorsa bunların çarpımı kadar para ödemiş olur. Yani 500AX para ödemiş olur mu? Devam ediyorum. 5'te 1'ini yani x'i ne yapmış? %40 karla satmış. Yani 100A'ya almış, 140A'ya satmış x tanesini. Buradan 140AX gelir elde etmiş mi? Etmiş. Ne diyor devamında? Geriye kalanı ise %20 zararla. Geriye kalan dediğim arkadaşlar 4x. %20 zararsa 100x'i almıştı. %20 zararla 100a'ya almıştı. %20 zararla 80a'ya satacak. O halde 4x malı tanesini 80a'dan satıyorsa 32, 320 ax'ten de bunlardan satışından elde edilen gelir olmaz mı? 100a, 140 ve 320. Yani arkadaşlarım 460 ax'lik ne elde ettik? Bir gelir elde ettik. Demek ki bu arkadaş ne yapmış? Zarar etmiş arkadaşlarım. O da ne kadar zarar etmiş?
500 AX'i almış, 460 AX'i satmış. Ortada aslında 40 AX'lik bir zarar var diyeceğiz. Şıklara bakmayın arkadaşlarım. Sonuç olarak elde ettiğimiz ne olacak? 40 AX'lik bir zarar olacak. Evet arkadaşlar, geldim sıradaki soruma. Yaş üzüm, kuru üzüm, yaş incir, kuru incir soruları. Yine bunları da aynı şekilde miktar ve fiyat, miktar ve fiyat, miktara M, fiyata F, alış fiyatına A, satış fiyatına da arkadaşlar S diyerek çözmemiz mantıklı olur. Bu sorular genelde öğrencinin zorlandığı sorulardır ama tablo yöntemiyle olayın ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi ne diyor? Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının %40'ını kaybediyor. Bir kere miktarı konuşalım. Aldığında 100x olarak almış, satacağı zaman kurutuyor ve %40'lık bir kayıp var. Miktar neye düşüyor? 60x'e. Yaş üzüm kilogramını 2 lira 20 kuruştan alan, tanesini ne kadar veriyormuş? 2 lira 20 kuruş. O halde arkadaşlarım 100x alıyor, 2 lira 20 kuruştan alıyor. Bunların çarpımı da 220x, ne ödüyor toplamda? Para ödüyor. Bu onun alış fiyatı ya da maliyeti diyebilirim. Daha sonra ne yapıyormuş arkadaşlar? Üzümü kuruttuktan sonra kilogramını kaça satıyor? 5.50'ye satıyor. 5.50'ye satıyor ama elinde artık ne kadar var? 60x var. 60x kilogramlık malın tanesini, yani kilosunu 5.5'tan satıyorsa 60x çarpı 5.5, yani arkadaşlarım 330x para toplamış oluyor mu? Peki satış eksi alış, yani 110x ne elde ediyor? Kar elde ediyor. Ve ne diyor arkadaşlar? Satıcının karı yüzde kaçtır? Şimdi ben bu 110'u 330'la mı mukayese edeceğim? Yoksa 220'le mi mukayese edeceğim? Kar zararları her zaman alış fiyatıyla mukayese edeceğimiz için bunun karı arkadaşlarım %50 olacak. 110-220'nin %50'si olduğu için. Evet arkadaşlarım, sıradaki sorumuza bakalım. Bir kitapçı elindeki kitapların tanesini 19 TL'den satarsa 63 TL kar elde ediyormuş. Elindeki kitapların tanesini 19'dan satacak. Ama elinde kaç tane kitap var bilmiyorum ki, zaten soruda benden bunu istiyor. Kaç tane kitap var? Kitapların sayısına x diyelim. Arkadaşlarım her bir kitabı 19 liradan satıyor ve x tane kitap satarsa 19x para toplar mı? Ve bu parayı aldığı zaman 19x'lik parayla hem maliyetini çıkarıyor hem de 63 TL para kalıyor. Yani kar elde ediyor. Aynı mantıkla 16 liradan satarsa 16x para toplayacak. Bu kez ne oluyor arkadaşlarım? Maliyeti çıkaramıyor. Çünkü 21 TL'ye zarar elde ediyor. Peki şuradan M'yi çekersem M neye eşit? M neye eşit? 19x eksi 63'e eşittir diyebilir miyim? Şuradan da M eşittir 16x artı 21'e eşit midir? Peki hem burası, yani 19x eksi 63, hem de 16x artı 21 M'ye eşitse bunları birbirine eşitleyebilirim. Yani 19x eksi 63 o da eşittir 16x artı 21'dir diyebilirim. 16x'i karşıya attığım zaman buradan 3x kalacak. 63'te buraya atarsam arkadaşlarım 21 de burada var. 84 olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğümde ise 84 bölü 3'ten 28 olacak. Yani arkadaşlarım bu satıcının elinde toplam kaç tane kitap varmış? 28 tane kitap varmış. Yani bu soru için de doğru cevabımız B şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım, burada kar zararla ilgili anahtarını konuştuk. X cinsinden son sorumuz X bulmayı da yaptık ama genel anlamda burada bizi ilgilendiren iki ya da daha fazla değişkenin, özellikle miktar fiyat, fiyat miktar, işin içine girdiğinde bunların yaş üzüm, kuru üzüm, yine iki değişken oldu orada biliyorsunuz, aslında orada fiyat miktar oldu. Burada genel hatlarıyla bizi asıl ilgilendiren konu arkadaşlar iki ya da daha fazla değişkenli sorular olacak diyorum ve böylece yüzdeyi kar zararı da bitirmiş oluyoruz. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.